Ege Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu ve Fonksiyon Yapay Zeka Kişisel Gelişim Kursu'nun kurucu müdürü Hande Timur Yaman, yapay zeka eğitimine yönelik kurslarının misyonunu ve içeriğini anlattı. Yaman, yapay zekanın gelecekte en önemli becerilerden biri haline geleceğini vurguladı. Biz burada kodlama, yazılım, matematik ve İngilizce dersleri vermekteyiz. Amacımız bizim geleceğin dili olan yapay zekaya önemli bir adım atmaktır. Bu yüzden küçük yaş grubunu tercih etmekteyiz. 6-13 yaş grubumuzda haftanın belirli günlerinde 3 saat kodlama yazılım dersi olacak. Bunlar kurs sistemi şeklinde ilerliyor. Nasıl ki İngilizce'de seviyeler var, kodlamada da seviyeler var. Önce sürükle bırak mantığıyla devam ediyoruz. Daha sonra Python diline geçiyoruz. Tamamen çocuğu somut adımlarla soyut adımları geçirerekten kodlamanın mantığını öğretmek istiyoruz. Daha sonra çocuk kodlamanın mantığını öğrendikten sonra artık bilgisayarda istediği her şeyi çalıştırabilir ya da bilgisayarı konuşturabilir. Bizim amacımız bunu sağlamak. Hande Timur Yaman, kodlama eğitiminin yanında matematik ve İngilizce derslerinin de programda yer aldığını belirtti. Kodlama tek başına yeterli olmayacağı için biz sermaye bir sistem olan yanında matematik ve İngilizce derslerini de ekledik. Bunlar da haftanın 3'er saat olmak üzere. Matematik aynı zamanda müfredata uygun olarak ilerliyoruz. Aynı zamanda çocuğun matematiğe karşı olan ön yargısını koparmak için matematiği sevdirerek, etkinliklerle, yeni nesil matematiği, teknoloji içine katarak da matematiği öğretmeyi hedefliyoruz. İngilizce zaten günümüzde artık tek bir dilin yeterli kalmadığı bu seviyede İngilizce dersimizde gene temelden alıyoruz. Bol bol kelime bilgisiyle pekiştirerek çocuğun okuma, yazma, konuşma etkinliklerini hızlandırıyoruz. Gene okula katkı sağlamak amacıyla okul müfredatına uzaklaşmadan tamamen çocuklara sevdirerek, öğreterek, en önemlisi de konuşmayı pekiştirerek bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Robotik kodlamanın çocuklara kattığı değerden bahseden Yaman, bu eğitimin sadece teknik bir bilgi olmadığını, aynı zamanda analitik düşünmeyi güçlendirdiğini vurguladı. Robotik kodlama dediğimiz mantık, çocuğun bir nesneyi, bir objeyi hareket ettirmek için bilgisayarda uğradığı komutlardır. Başlama komutu, döndürme komutu, sağa dönme, sola dönme, bunların hepsini bir komut olarak yazdırdığımızda kodlamaya yazdırmış oluyoruz. Yani bir robot çalıştırmak istiyoruz. Robotu buradan atıyorum 200 metre ileriye sağa sola dönecek şekilde sürmesini istiyoruz. Bunu bilgisayarın anlama şansı yok. Biz aslında burada bilgisayarı konuşturuyoruz verdiğimiz kodlarla. Kodlamayı ilerlettiğimiz zaman bu kodların birleşimiyle yazılımı elde ediyoruz. Yani artık çocuk o kadar detaylı düşünüyor ki buradaki amaç zaten analitik düşünme becerisini geliştirmek. İşte attığı her adımı, gittiği her noktayı sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Çünkü bilgisayar bizim gibi düşüncesi ve bilgisi olan bir nesne değil. Doğal olarak onu biz konuşturmamız için her detayını düşünmemiz lazım. Bunu da çocuğa aktardığımız zaman çocuk artık her problemi detaylarıyla düşünmeye başlıyor. Bu onun sayısal zekasını artırıyor. Fen derslerinde, matematik derslerinde artık önüne gelen bir problemi detaylarıyla düşünme imkanı sağlıyor. Buradan ilerleyen seviyelerde yapay zeka kısmına geçiyor ki bu artık dünyanın genelinde mesleği olan, bizim üniversitelerimizde bile artık bu dönemden itibaren birçok üniversitede bölümü açılan ve kontenjanları tamamen dolan bir bölüm olarak da geleceğin mesleği diyoruz. Bu İHA'lar, SİHA'lar, robotlar, uygulamalar artık her şey teknoloji olduğu için doğal olarak bilgisayar kullanmayı, yazılımı ve kodlamayı çocuk bilmesi lazım diye düşünerekten yapay zeka kısmına geçiyoruz. O çok ilerleyen bir seviye. Biz buna zemin hazırlıyoruz. Eğitim ortamı hakkında bilgi veren Yaman, sınıfların modern donanımlarla hazırlandığını ifade etti. Sınıflarımız, kodlama dersimiz 12 kişilik. Aynı zamanda bilgisayarlarımız, lekolarımız, tabletlerimiz ve akıl tahtamızla donatılmış yeni nesil bir sınıf. Tamamen akıllı bir sınıf. Ve İngilizce ve matematikte sayıyı az tutmak için tamamen özel ders mantığıyla 6 kişilik bir VIP sınıflarımızdan oluşmaktadır. Sıralarımızı bile özellikle grup çalışmalarına katkı sağlayacak veya bireysel çalışmaya etki edecek şekilde sıralarımızı seçmişizdir. Bir sınıfımızda akıl tahta, bir sınıfımızda da beyaz tahta olmak üzere tamamen çocuğun eğitimine katkı sağlayacak bütün envanterlere sahibiz.